Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugünkü Kitab-ı Sarf dersimizde Hazreti Bilal Habeşi'nin hayatını konu alan bir diyalogla başlayacağız. Bugünkü dersimiz dördüncü ders ve Bilal temalı olacak. El-Kelimatul Cedide, bu ders göreceğimiz yeni kelimeler, rimel, kum kelimesi, neve, niyet etti, yenvi, niyet ediyor, el-Mültehib, kızgın, ateşli toprak anlamında. Bunu birazdan göreceğiz. El mültehibu ve el mültehibetu, bu da bunun müennesi, kızgın ateşli anlamında. Eşfeka aleyh, yani ona şefkat gösterdi. Ve yuşfiku, şefkat gösteriyor. El mustalahatul cedide, bu ders göreceğimiz sarfa dahil bilgiler ise, bakın, muzaaf fiil, misal fiil, ecveb fiil, nakıs fiil, salim fiil, mehmus fiil, lefifil makrun ve lefifil mefruku. İnşallah bu ders tanımaya çalışacağız. Zaten bildiğimiz konular ama bu kitapta başka bir gözle onlara bakmaya çalışalım. Şimdi diyalogumuza bakalım. İndeme ce'el İslam, İslam dini geldiği zaman, dehale Bilalun fiye, Hazreti Bilal İslam dinine girdi. Fegadibe aleyhi seyyiduhu Ümeyyetu İbni Halef, efendisi Ümeyye İbni Halef ne yaptı? Hazreti Bilal'e çok kızdım. Ve ahaze, başladı yuazibuhu, ona azap etmeye, liyuraddehu an dinihil cedid, yeni dininden onu geri döndürmek için Hazreti Bilal'e eziyet etmeye başladım. Ve yuidehu ile şirk, ve onu şirke davet etmeye başladım. Meddehu ala rimel, meddehu onu uzattı, ala rimali sahrail mültehibe, kızgın çölün kumlarının üzerine Hazreti Bilal'i uzattı. Ve leharru şedid, ve şiddetli sıcak varken, yani şiddetli sıcak varken ve kızgın çölün kumlarının üzerine Hazreti Bilal'i uzattı. Ve vada ala sadrihi haceran kebiran, ve göğsünün üzerine büyük bir taş koydum. Ve kâne Bilalun yakul, bu pozisyonda dahi Hazreti Bilal şöyle diyordu: Allahu ehad, Allahu ehad. Fi ehadil eyyem, günlerden bir gün, merra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu, Ebu Bekir Sıddık rastladı, kime? Yani Hazreti Bilal'e rastladım. Ferra'e hale Bilal, ve Hazreti Bilal'in halini gördü. Ve eşfek aleyh, ve ona karşı bir şefkat besledi yüreğinde. Ve neve, niyet etti, en yeşteriyehu min Ümeyye'te, ve Ümeyye'den onu almaya, satın almaya niyetlendim. Bi gulamin müşrikin yemlikuhu, yani sahip olduğu müşrik bir çocuğu vererek karşılığında da Bilal-i Habeşi'yi almaya niyetlendim. İştara Ebu Bekir Bilal, ve neticede Hazreti Ebu Bekir Hazreti Bilal'i satın aldım. Fe e'tekahu, onu azat etti. Ve ne yaptı? Ve hallesahu, onu kurtardı. Min azabil müşrikin, ve onu müşriklerin azabından kurtardım. Ve vekahu ezahum. Burada da şöyle diyebiliriz buraya, yani Müslümanların eziyet görmesi vekahu, yani Hazreti Ebu Bekir'i etkiledi gibi, burayı bu şekilde tercüme edelim. Thümme, daha sonra Sara Bilal radıyallahu anhu, daha sonra Hazreti Bilal oldu, ne oldu? Ba'de zâlike, bu olaydan sonra, yani kurtulduktan sonra, müezzinen Resul, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın müezzini oldu Hazreti Bilal. Ve bu hikaye nereden alınmış? Hemen şöyle bir bakalım. Hikaye değil aslında, yaşanmış bir olay. An-Sîret-i İbn-i Hişam. İbn-i Hişam'ın o meşhur siretinden, Peygamber Efendimiz'in hayatını yazdığı kitabından alınmış. Tabii ki bir tasarruf. Yani kısaca özetlenerek alınmış bir parça bize burada sunuldu. El-Esiletu, sorular. Mâze fe'ale Ümeyyetu ba'de en gadibe min Bilal? Yani Ümeyye bin Halef, Hazreti Bilal'e kızdıktan sonra ne yaptı? Hemen şuradan okuyalım. Ve ehaze yu'azibuhu liyuraddehu an dinihil cedid, yeni dininden dönmesi için onu azap etmeye başladım. Keyfe azzebe Ümeyyetu Bilal, Ümeyye Hazreti Bilal'e nasıl azap etti? Hemen onu da okuyalım buradan. Meddehu ala rimalis sahrail mültehibe vel harru şedid ve vada ala sadrihi haceran kebira. Bu şekilde diyebiliriz. Mâze sâra Bilal ba'de en e'tekahu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu. Ebu Bekir Sıddık kendisini satın alıp azat ettikten sonra Hazreti Bilal ne oldu? Hemen okuyalım şurada. Fümme sâra Bilal ba'de zâlike müezzinen Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, diyalogumuz bu şekildeydi. Şimdi asıl konumuza gelelim.
Bugünkü aslında asıl konumuz enva'ul fiil. Arapçada eksamu seb'a dediğimiz fiil türlerini bugün inşallah göreceğiz. Şimdi bir takım cümlelerimiz var ve bu cümlelerimin içindeki fiillerimiz var. Ve bu fiillerimizin şerhi yani açıklaması var. Bunların hepsini okuyalım. İlk cümlemiz dehale bilalun fil İslam. Hazreti Bilal İslam dinine girdi. Buradaki fiilimiz dehale ve dehale nasıl bir fiil? Mücerret yani soyutlanmış bir fiil. Sülasi, üç harfli. Leyse fihi hemzun, hemze yok içerisinde. Ev tedaif şedde yok içerisinde. Ev harfu ille veya içerisinde herhangi bir illet harfi bulunmamakta dehale fiilinin. Meddehu ala rimali sahra, onu çölün kumlarının üzerine uzattı, yatırdı. Burada medde fiilimiz var. Bakınız medde. Bu da mücerret ve sülasi. Fihi tadif. İçerisinde şedde var. Ama üç harfli sülasi ama mücerret yani illet harfi bulunmamakta. Ehade yani mücerret yani yalın halde e kalmamış durumda. Ehade yuazibuhu hatta yüşrike billah. Ta ki Allah'a şirk koşana kadar ona azap etmeye başladım. Buradaki fiilimiz ehade mücerret e kalmamış sülasi üç harfli içerisinde hemze var. Vada ala sadrihi hacaran kebira, göğsünün üzerine büyük bir taş koydu. Buradaki fiilimiz vada fiili. Mücerret yalın halde ve sülasi üç harfli bir fiil. Fe'uhu harfu ille. Fa'al fiili yani ilk harfi illet harfi olan vav bulunmakta. Vada fiilimizde. Sara Bilalun müezzenen Resul. Hazreti Bilal Peygamber Efendimizin müezzini oldu. Buradaki fiilimiz de sara fiili. Yine mücerret, yine sülasi. Bu sefer aynel fiilinde illet harfi olan elif bulunmakta. Bilalun radiyallahu anhu. Hazreti Bilal'in Bilal Allahu Teala Bilal'den razı oldu. Burada radiye fiilimiz var. Yine mücerret yani soyutlanmış, ekalmamış ve yine üç harfli. Bu sefer lamel fiilinde illet harfi olan ye bulunmakta. Neve en yeşteriyehu ve yu'tikahu. Onu azat etmeye ve satın almaya niyetlendi Hazreti Ebu Bekir. Neve fiilini burada görüyoruz. Mücerrettir, sülasidir, üç harflidir, ekalmamıştır, yarın haldedir. Yalnız aynel fiili ve lamel fiilinde vav ve ye illet harfleri bulunmakta. Veka Ebu Bekir radıyallahu anhu. Buradaki veka fiili var. Bakın veka fiili. Veka fiilinde de nedir? Yine sülasi, yine mücerret. Bu sefer faal fiili ve lamel fiilinde illet harfleri var. Vav ve ye harfleri bulunmakta. Son olarak veka Ebu Bekir radıyallahu anhu bilalen min azabil müşrikin. İşte Ebu Bekir Hazreti Bilal'i müşriğin azabından kurtardım. İştera Bilal, Bilal'i satın aldı. Burada iştera fiili var. İştera fiili nedir? Sülasi mezittir. Altı harfli sülasi mezit. Ve lamuhu harfu illa. Bakalım hemen. Evet. Lamel fiili illet harfi olan ye bulunmakta. Şimdi bunların birazdan tek tek izahına geçeceğiz sayın hocalarım. Bunlar zaten bildiğimiz konular. Bunda hiçbir şüphem yok yani. Sarf dersinde bunları detaylarıyla gördük. O yüzden hızlı geçmemizde kesinlikle bir beis bulunmamakta. Lahiz ma yeli. Şimdi gelen şeylere şöyle bir bakalım. El fi'lu fiil, dehale fiili salim bir fiildir. Dehale fiili salim bir fiildir. Liennehu lem yedhuluhu teda'if ev hemze. Çünkü dehale fiilinde şedde ve hemze bulunmamaktadır. Ve huve fi'lun sahih, aynı zamanda sahih bir fiildir. لِأَنَّهُ لَيْسَ ف۪يهِ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الْعِلَّ. Çünkü içerisinde bir illet harfi bulunmamaktadır. Demek ki fiilimizde illet harfi yoksa sahih fiil, tedaif ya da hemze yoksa salim fiildir. الْفِعْلُ مَدَّ. Medde fiiline gelince mudaaf fiildir. لِأَنَّ عَيْنُهُ وَلَامْهُ مُتَمَاثِلَةً. Çünkü aynel fiili ve lamel fiili ikisi de dal, birbirine benzeyen, mütemâthiletilen harflerdir. وَاَصْلُهُ مَدَدَ. Aslı bunun medededir. El fiilu ehaze, ehaze fiiline gelince ehaze mehmuz bir fiildir. Çünkü içerisinde hemze var. El ef'alu vada'a, sara ve radiye, neve ve veka. Şimdi gelelim bunlara. Vada'a fiili, sara fiili, radiye, neve ve veka fiilleri. Ef'alu mu'telle, bunlar illetli fiillerdir. Neden? Çünkü li'ennehu dehale fi kulli minha harfun min hurufil illeti ev harfen. Çünkü bunların içerisinde ya bir tane ya da iki tane min hurufil illeti ev harfen, bir ya da iki tane illet harfi bulunmakta bu fiillerimizde. Mesela fel fi'lu vada, vada fiiline gelince mu'tellul fe, faal fiili illetlidir bunun. Ve yusemme misal, faal fiili illetli harfi olduğu için misal fiil diye isimlendirilir.
Vel fi'lu sara mu'tallul ayn, aynel fiili illetlidir saranın. O yüzden ecve fiil diye isimlendirilir. Vel fi'lu radiyeh, radiye fiiline gelince mu'tallul lam, lamel fiili illetli bir fiildir. Ve yusemme nakıs fiil diye isimlendirilir. Vel fi'lu neve, neve fiiline gelince mu'tallul ayn vel lam, aynel ve lamel fiili illetli olduğu için lefifi makrun. Vel fi'lu veka, veka fiili ise mu'tallul fa'i vel lam, faal fiili ve lamel fiili illetli olduğu için lefifi mefruk olarak isimlendirilecek. Bunları da birazdan muhtemelen tekrar göreceğiz. Şimdi gelelim asıl konumuza, asıl kaidelerimize. Her şeyi burada öğreneceğiz şimdi. El fi'lu nev'an, el kavaidu kaideler. El fi'lu nev'an fil lugatil arabiyye. Arapça dilinde fiil ikiye ayrılır. Sahihun ve mu'tellun. Yani bir fiil ya sahihtir ya da mu'teldir. İkisi birden kesinlikle olamaz. Ya sahih fiildir elimizdeki ya da illetli fiildir. Bakalım sahih ne demek? Fessahihu, sahih fiil şu demek. Mâ leyse ehadun hurufihi, mâ leyse ehadu hurufihi el asliyeti harfel ille. Yani fiilin asli harflerinden birisi illet harfi olmayacak. Peki illet harfleri nelerdir ve huruful ille? Elif, vav ve ya. Mu'tel fiil ne demek? Ona bakalım. Mâ kâne ehadu hurufihil asliye harfen min huruful ille. Fiilimizin aslı harflerinden birisinde illet harfi olursa o zaman illetli fiil diyoruz biz ona. Ve yine sahih bir takım kısımlara ayrılıyor Arapçada. Bunlardan birisi salim fiil, diğeri mudaaf fiil, diğeri mehmus fiil. Sahihin kısımları o zaman üçe ayrılır. Salimdir, mudaaftır ya da mehmuzdur. Salim fiil ne demek? İçerisinde asli harflerinin herhangi birisinde hemze ya da tedaif şedde bulunmayan fiiller salimdir. Ne gibi? Dehale ya da şeribe gibi. Muzaaf fiil ne demek? Aynel fiili ve lamel fiili aynı cins olacak. Ne gibi? Medededen medde, haceceden hacce, şedededen şedde gibi. El fi'lül mehmuz, mehmuz fiil ise ve huve mâ kânet fâhu ev aynuhu ev lâmuhu hemze. Fiilimizin faal fiili, aynel fiili ya da lamel fiili. Herhangi birisinde hemze varsa o fiil mehmus fiildir. Ehaze gibi, seele gibi, garae gibi. Bunlar sahih fiillerin kısımları. Sahih bir fiil ya salimdir, ya mudaftır, ya mehmuzdur. Gelelim illetli fiillere. İlletli velil mu'telli enva'un. İlletli fiilinde bir takım kısımları var. Bunlardan birisi misal fiil, diğeri ecvef, diğeri nakız, diğeri lefifi mefruk ve lefifi makrun. Onları yazmamış ama biz söyleriz. Misal fiile bakalım. Ve huve mâ kânet fâuhu harfe ille. Fiilimizin faal fiili illet harfli ise o misal fiildir. Vada'a gibi, vecede gibi, ye ise gibi. Veya ecveb fiile bakalım. Ve huve mâ kânet aynuhu harfe ille. Fiilimizin aynel fiili yani ortadaki harfi illet harfi ise o ecveb fiildir. Sâra gibi, gâle gibi, nâme gibi. Fiilun nâkısa bakalım. Ve huve mâ kânet lâmuhu harfe ille. Lamel fiilimiz ille tarifi olursa o nakıs fiil olur. Ne gibi? Rada, beda ya da bena ya da neha gibi. Bir de ne var bakınız? El fi'lü lezi aynuhu ve lamuhu harfe ille. Hem aynel fiil hem lamel fiil yani iki harfi birden illetli olan fiiller var. Neve gibi, lefifi makrun ya da el fi'lü lezi fa'uhu ve lamuhu harfe ille. Faal fiil ve lamel fiil aynı an yani başındaki ve sonundaki harfi illetli olursa lefifi makrun mefruk. Yan yana iki harfi illetli olursa buna da lefifi makrun diyeceğiz. Tedhulu elefanul mezidetu fil enva'il mezkura bihasebi asliha el-thulâsi. Ve kitabımızın dediği şu, bütün sülâsi mezid fiiller, bütün sülâsi mezid fiilleri de biz diyor ki alıp yukarıdaki şeyin içerisine sokabiliriz. Yani mezittir ama mehmuzdur, mezittir ama ecveftir, mezittir ama nakıstır diyor bunu diyebiliriz. Çünkü neden? Onların da aslı sülâsiye dayanır. Bihasbi asliha thulâsi. Onların da aslı sulasiye dayandığı için biz bu şekilde konuşabiliriz sayın hocalarım. Şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Ettedribat alıştırmalar. Ettedribul evvel birinci alıştırma. Ayin el fi'le sahih. Sahih fiilleri göster. Vel fi'le mu'tel. İlletli fiilleri göster. Minel efal illeti tehte hattun fil cümel. Aşağıdaki cümlelerde, şuradaki cümlelerde altı çizili fiillerin bizlere sahih mi, illetli mi olduğunu söyle. Bakalım. Gale Abdurrahman. Abdurrahman dedi ki, Eyne yeskunu Osman. Osman nerede oturuyor? Fiilimizin illetli mi, sahih mi olduğunu bulmak için köküne bakacağız.
Mesela kale nedir? İlletli. Neden? Aynel fiili illetli olduğu için kale illetli bir fiil. Sekene bunun kökü de fiili muzari ama mazisine bakarız her zaman. Sekene herhangi bir illet harfi yok. Demek ki sekene sahih bir fiil. Alime Muhammedun bi mev'idir rihle. Muhammed yolculuğun saatini bildi. Alime burada bizi ilgilendiren bölüm. Onda da bir illet harfi olmadığı için alime sahih bir fiil. Ve'adallahu'l mu'minine bin nasr. Allah-u Teala müminlere zaferi vaat etti. Yardımını vaat etti. Burada vaade var. Faal fiili illetli olduğu için bu bir illetli fiil. Daraka çaldı. Abdullah el-Bab. Abdullah kapıyı çaldı. Feezne lehu Haris. Bekçi ona izin verdi. Bir duhul girmesi için bekçi ona izin verdi. Burada daraka var. İllet harfi yok. Demek ki sahih fiil. Feezne. Burada da ezne var. İçinde yine illet harfi yok. Demek ki bu da sahih fiil. Semi Allahu limen hamideh. Allahu Teala kendisine hamd eden kimseyi işitir. Namazlarımızda da rükudan kalkarken söylediğimiz Semi Allahu limen hamidenin anlamı bu sayın hocalarım. Allah kendisine hamd eden kimseyi işitir. Burada bizi ilgilendiren bölüm Semi'a bölümü illet harfi yok sahih fiil. Hamide bölümü illet harfi yok sahih fiil. Rave Ebu Hureyre ehadisen kesirah anin Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hureyre, Hazreti Ebu Hureyre, Peygamber Efendimiz'den birçok hadisi şerif rivayet ettiler. Rave var burada. İki harfi illetli üstelik. Buna biz illetli fiil diyeceğiz. Et-tedribu-sani, ikinci alıştırma. Şimdi burada bir diyalogumuz var. O diyalogumuza şöyle bir kulak verelim bakalım. Merr-raculun bi fellahin. Bir adam, fellahin, bir çiftçiye rastladı. Yesta'iddu hazırlayan liziraati erdihi yani toprağını ekin için yani ekmek için hazırlayan bir çiftçiye rastladı bir gün bir adam. Ve ba'de yevmen 2 gün sonra bede el fellah çiftçi başladı yahfiru delmeye el erda yeri delmeye kazmaya başladı. Hututan bir adım ba'de hutut yani bir adımdan sonra bir adım bir adımdan sonra bir adım buraları delmeye başladı adam. Yani oymaya başladı. Sümme zara fiha el habbe. Sonra ne yaptı? O deldiği yerlerin içine ekin attı. Tane attı, tohum attı. Ve ba'de sonra en şeribetil erdu. Yer içtikten sonra minel me. Yani yer suyu içtikten sonra ve mada şehrun vahid ve bunun üzerinden de bir ay geçti. Haraca zer'u ekin çıktı ve sara levnul erdi ehder ve yerin rengi ehder yemyeşil oldu. Fesubhanellezî ce'ale minel mâ'i kulle şeyin hayy. Ve burada güzel bir söz var. Yani suyun vasıtasıyla her şeyi dirilten Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Şimdi bu diyaloğu okuduk. Minen nas-ı sâbık şu geçen diyalogta ayyin el efâle sahih sahih fiilleri bize göster ve çeşitlerini söyle. Yani mehmuz mu, mudaaf mı, salim mi? Bir bakalım. Fiillere bakalım. Merra nedir? Bir mudaaf fiil. Bir fellahin yesta'iddu. İste'adde yesta'iddu. Bu da mudaaf fiil. Başka ne var? Ba'de yevmeyni bede'e. Mehmus fiil. Yehfiru yani hafera. Bunun kökü hafera. Hafera nedir? Salim fiil. Hututan ba'de hutut. Sümme zera'a. Yine salim fiil. En şeribe var. Yine salim fiil. Bakın burada şeribe var. Mada. Mada nedir? Burada mada illetli fiil. Şu an bizi ilgilendirmiyor. Biz sahih fiillere bakıyoruz. Harece var salim fiil. Sara yine illetli fiil onu söylemiyoruz. Ehdara var. Hadaradan ehdara. Bu da yine nedir sayın hocalarım? Ehdara bir salim fiildir. Şimdi bu ehdara'daki hemzeyi görüp buna daha doğrusu bunu söylemiyorum. Çünkü bu bir isim. Evet aynen bu fiile benzetmişler ama bu fiil değil bu bir isim. Bu bir renk. Evet, bu ehtara'yı karıştırmayalım. Ehtara bir isim. Ceale var. Yine salim fiil sayın hocalarım. Şimdi et-tedribu s-salis üçüncü alıştırma. Uzkurun nev'al fi'lil mu'tel lezî tehtehu hattun fi'l cümeli't-tâliye. Bu sefer altı çizili cümlelerdeki altı çizili illetli fiillerin türünü söyleyeceğiz. Yani az önce salim mi, mudaf mı, mehmuz mu diye baktık. Şimdi ecvep mi, nakıs mı, misal mi, lefifi makrun mu, lefifi mefruk mu ona bakacağız. Deneyelim. Veliye Ömer İbnül Hattab el-Hilafe.
Hazreti Ömer hilafete veli oldu, yani tayin oldu. Ba'de en mâte Ebu Bekir Sıddık, yani Hazreti Ebu Bekir öldükten sonra Hazreti Ömer hilafete vekil oldu. Radiyallahu anhüme, Allah ikisinden de razı olsun. Burada bir veliye var. Bakıyoruz ki faal fiil ve lamel fiil illetli. Demek ki bu lefifi mefruk. Mâte var. Orta harfi illetli. Demek ki bu nedir? Bu ecvef fiil. Radiye var. Sadece son harfi illetli. Demek ki bu da nakıs fiil. Beke son harfi illetli nakıs fiil. Beke ettalibu sagir. Küçük öğrenci ağladı. Ne zaman? İndeme alime bin neticetil imtihanın. İmtihanın sonucunu öğrendiği zaman küçük öğrenci ağladı. Dediğimiz gibi beka nakıs fiil. Vecede saiku miftaha seyyara. Şoför arabanın anahtarını buldu. Vecede var misal fiil. Faal fiil illetli olduğu için. Ve neve var. Aynel ve lamel fiil illetli. Demek ki bu lefifi makrun. Neve niyet etti. Abdülkayyum el hacca. Abdülkayyum hacca niyet etti. Hazel an, bu sene inşallah hacca niyet etti Abdülkayyum. Ettedribur rabi, dördüncü alıştırma. Da elefele latiye fi cümeli mufide. Aşağıda gelen fiilleri cümle içerisinde kullan. İşte kame ayağa kalktım. Medde ne dedik az önce? Medde uzattı. Eşfeka şefkat gösterdi. Seele istedi ya da sordu. Radiye razı oldu. Neve niyet etti. Ye ise üzüldü. Bunları cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Ettedribul hamis, beşinci alıştırma. Uzkur nev'al ef'al taliye. Salim, mehmuz, mudaf, misal, ecvep, nakıs, lefif. Şurada bir takım bize fiiller var şunlar. Bunların söyleyeceğiz. Bunlar hangi tarz fiiller? Hemen bakalım. Bir deneyelim. İntehe. Fiilimiz intehe. Yani nehe bunun kökü. Son harfi illetli. Bu nakıs fiil. Yeste'zinu. Bunun kökü ne? Ezine. Hiçbir zaman unutmayalım. Fiillerin bu şekilde eksamu seba, yani misal, ecveb, nakıs, lefif hangisi olduğuna karar vermek için köküne bakacağız. Burada da ezine bir mehmus fiil. İste'nefe. Evet. İste'nefe. Bu da muhtemelen enife. Bu da yine mehmus fiil. İptele. Bu da bela. Bela fiili. Beleye yani. Bu da nakıs fiil. Bede'e mehmus fiil. Bete ecveb fiil. Cera nakıs fiil. Adde muda'af fiil. Teba'ade. Evet, tebaade, yetebaadu, tebaudan, baade. Evet, bunun kökünün baade olduğuna bakarsak eğer, muhtemelen bu aynel fiili illetli olduğu için ecvef fiil. Sayın hocalarım, tebaade, ben ecvef fiil diyorum buna. Yu'tiku, ateka, yu'tiku, salim fiil. Evet, bu kadar, zaten az fiil vermişler. Ettedribu sadis, altıncı alıştırma. Uktub misalen me indike ala kulli nevin mimme ye'ti thumme za'u fi cümleten mufide. Şimdi bize burada bir takım şeyler istenmiş. Diyor ki aklınızdan, yani yanınızda olanlardan, yani aklınızdan istediğimiz fiile bir örnek getirin ve cümle içerisinde kullanın demiş. Biz örnekleri getirelim. El fi'lu sulasiyil mehmuz. Mehmuz fiile bir örnek. Ehaze olabilir, se'ele olabilir, garaya olabilir, bedeye olabilir. El fi'lu sulasiyil mudaf, muzaaf fiile bir örnek. Ferra olabilir, merra olabilir, medde olabilir, şemme olabilir. El fi'lu sulasiyil misal, misal fiil örnek. Ne olabilir? Vecede olabilir. El fi'lu sulasiyil ecvep fiil örnek. Kale, kale olabilir, rame olabilir. El fi'lu sulasiyil lefife örnek. Ne olabilir? Veka olabilir. Nakıs fiil örnek de ne olabilir? Rame. Evet, demin şurada rame dedim. Bakın ecvefte rame dedim. Nakısta da rame diyorum. Ve mâ rameyteydi rameyteden aklımızda kalsın. Rame bir nakıs fiildir. Ettedribu sâbi, yedinci alıştırma. Hâti mâ ye'tiye thumme zâhu fil felâgat. Yani istenildiği şeyi getir ve boşlukları doldur. Güzel bir alıştırma. Gerçekten güzel bir alıştırma. Bir deneyelim bakalım. Sizin de hoşunuza gidecek mi? Vezne ifte'ale minel asli thulâsi be'ade. Yani be'ade kökündeki sülasi fiili alıp iftale veznine getirip şuraya koyacağız. Cümleyi tamamlayacağız. Be'adeyi iftale yapalım. Ne olacak? İbte'ade. İbte'ade. Evet. İbte'ade uzaklaştı. Halidun anis seyyara. Halid arabadan uzaklaştım. Şimdi ef'ale veznine getireceğiz. Cera'yı.
Hemen yapalım. Ef'ale yani ecra. Ecra İbrahim'u hadisen. Ecra İbrahim'u hadisen me'al vezir. Yani İbrahim vezirle bakanla beraber bir olay icra etti. Yani bir olayda bulundu. Liyenşurahu fissayife. Onu gazetede yaymak için, basmak için vezirle beraber bir olayda bulundum. Burada ne yaptık yani? Ef'ale vezninden ecra dedik buna. Yani ecraya ama ecra diyoruz. Şimdi istef'ale babına sokalım. Lakiyeyi. İstelka. Evet. İstelka el veledu ala seririhi. Çocuk yatağının üzerine uzandı ve uyudu. İstelka dedik buraya da. Vezne fe'ale. Yani ferraha gibi. Hadedeyi haddede. Evet, haddede Abdullah mekane biladihi alel harita. Ne haddede Abdullah mekane biladihi ne yaptı? Gösterdi muhtemelen. Abdullah şehrinin mekanını gösterdi, yerini gösterdi alel harita. Abdullah haritanın üzerinde kendi memleketinin yerini gösterdi. Haddede. İftale babına getireceğiz neheyi. Hemen deneyelim. İntehe. İntehe bitti. Faslus sayf. Yani yaz mevsimi bitti. Vebede faslul harif sonbahar mevsimi başladım. Şimdi iftale babına yine hafeyi sokacağız. Yani gizlendi. Nasıl yapacağız bunu? İhtefeye. İhtefe yani ihtefeye. Sekatel miftah anahtar düştüm. Ve ihtefe dahiler rimmalil mültehibe. Kızgın kumların içerisine gizlendi. Ve ihtefe gizlendi. Dâhiler rimâlil mültehibe, kızgın kumların içerisine gizlendim. Felem estetî, güç yetiremedim. En âhidehu, ona almaya güç yetiremedim. Hatta ta ki, vada'tu yedi fil mâil bârden, ta ki elimi soğuk suyun içerisine koydum. Yani o kadar ki, kızgın kumların içerisine gizlenmiş ki anahtar, onu aramış demek ki arkadaşımız, arada arada eli yandı, ta ki onu da bulamamış, alamamış oradan. Ama ne yapmış? Yine de elini soğuk suyun içerisine koymuş. Demek ki o kadar fazla canı yandı. Et-tedribu-s-samin 8. alıştırma. Ayin nev'al fi'li sahih ev'l mu'tal lezî tahtevi kattun filâhiye. Ayet-i kerimede altı çizili olan fiillerin mu'talse hangi tür mu'tal, sahihse hangi tür sahih olduklarını söyleyin demiş. Altı çizili bir şey ben göremiyorum. Yine de gördüklerimizi yapalım. Ve'lul lil mutaffifin ellezîne izektâlû alennâsi yestevfûn. İstevfe, yestevfu, istevfe. Acaba bunun kökü istevfe mi? Yestevfun. Evet, istevfe ise bunun kökü. Muhtemelen vefa gibi bu sonu illetli bitiyor muhtemelen. Tam bilmiyorum ama bana şu an öyle geldi. Öyle düşünüyorum. Sonu illetli bitiyor olarak buna nakıs diyelim istevfeye. وَاِذَا كَالُوهُمْ كَالُوهُمْ كَالُوا yani bakın كَالُوا نَصَرُوا gibi كَالُوا قَالُوا gibi burada yani كَالُوا var yani nakıs fiil ev وَزَنُوهُمْ وَزَنُوا burada وَزَنُوا var وَزَنَ yani misal fiil ilk harfi illetli يُخْسِرُونَ خَسِرَ var خَسَرَ يُخْسِرُونَ Hasara nedir? Salim fiil. Ela yezunnu zanne yezunnu nedir? Mudaaf fiil. Ulaike ennehum meb'uthun. Burada burası fiil değil. Onun altını çizelim. Liyevmin azim yevme yekumun nas. Gâme yekumu. Yine nedir? Kale gibi nakıs fiil. Ecveb fiil. Nakıs değil. Ecveb fiil. Yekumu. Rabbil alemin. Evet, bu kadar. Bunu görebildiklerim şu an için bu kadar. Evet sayın hocalar. Güzel bir ders oldu. Allah'ın izniyle ben çok memnun kaldım. Kısmet olursa bir sonraki dersimizde Kitab-ı Sarf'ta Salı günü, Pazartesi günü min edebit taami ve şarap yani yeme ve içme adabına dair yine güzel bir bölüm Allah'ın izniyle bizleri bekliyor olacak. Cümleten hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.